Bu sadece Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın inisiyatifinde bir çalışma değil. Tıpkı bu kurumun temellerinin atıldığı gibi, bu aslında bir bence bugünkü iktidarın Alevilere yönelik bir politikası. Bu politika tabii bugün işte Aleviler açısından, Alevi Bektaşlar açısından Cemevi Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Fakat Dersim'de bunun yapılması tabii Dersim'in Alevilik açısından aslında bugüne değin bir kale olmasından ötürüdür. Çünkü öteden beri işte bu iktidar döneminde de, geçmiş iktidarlar döneminde de devletin Alevilere ilgi duyduğu zaman ilk uğrak yeri Dersim. Devletin inançlardan elini çekmesi gerekiyor öncelikle. İnançlardan elini çektiği için zaman Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı da gerek kalmayacak. Yani toplum kendi inancını kendi istediği gibi, kendi ana diliyle, kendi ritüelleriyle yaşamalı. Hep bunu diyoruz. Bu çünkü işte Allah'la toplumun kendi arasında, birey arasında bir şey. Yani devletin buna işte siz böyle ibadet edeceksiniz, şu dili kullanacaksınız vesaire falan böyle bir deme hakkı yok. Dolayısıyla bunun Dersim'de olması biraz evvel de söylediğim gibi önemli. Çünkü Munzur Festival'de bir arkadaşımın söylediği gibi Dersim sadece Dersim değildir. Tamam. Dersim hakikaten Alevilik için çok önemli bir coğrafya. Bunu öteden beri Dersimler de söylerler. Yani burayı kutsal topraklar, evliyaların diyarı, Jaru diyarların merkezi, mekanı diye söylerler. 366 peygamberin yurdu diye söylerler. Dolayısıyla bugün üniversite üzerinden bunun yapılması da çok ilginç de değil aslında, beklenen bir şey. Bugün üniversite bu tavrıyla aslında burada o öteden beri eleştirdiğimiz Cemevi'nin, merkezdeki Cemevi'nin mirasını devralacak, öyle gözüküyor. Mirasını devralarak yürüyecek Aleviler açısından. Oysa üniversitenin yapacağı şey bilim. Yani üniversite burada alana çıkacak, derlemeler yapacak, söyleşiler yapacak. Bu dili burada konuşulan, işte kırmançayı bilen alan çalışmaları yapacak. Bunun sonucunu aslında paylaşması lazım. Fakat burada işte Horasan'dan geldik diyerek bunu götürüp Türklüğe bağlaması ya da biraz daha giderse işte bunu İslamiyet'le iç içe geçirmesi, tümüyle diğer Sünni mezheplerle bütünleştirmesi bilime, ahlaka uymayan bir şey. Dediğim gibi üniversite bu tavrıyla buradaki aslında Cemevi'nin, işte o meşhur Cemevi'nin, Cemevi Başkanı'nın politikasına uygun bir politika yürütüyor. Bu da yani bugünkü iktidarın istediği bir şey. Alevileri bir biçimde kontrol etme, Alevileri dönüştürme, Alevileri asimile etme. Bundan kastettiğim şey Kürt Alevileri asimile etme. Çünkü burada ya Dersim'de bir kere biliyoruz ya, hepimiz biliyoruz, bizim ibadet dilimiz kimi yerde kırmanca, kimi yerde kurmanca. Böyle. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine gelip burada farklı bir biçimde bunu hayata geçirmesi ve üstelik mesela işte üniversitede toplantı salonlarında, Dersim'de kutsal olan kimi mekanların adının kurulması ve bunun bildirde de belirtilmesi yani bir politikanın amacı. Hatırlarsanız 90'larda o zamanki adı Gülen Cemaati olan FETÖ'nün de dershanelerinde ya da burada kurduğu kimi işletmelerde Dersim'de kutsal olan bazı isimlerin
kullanıldığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Şimdi bu da biraz öyle bir durum. Yani işte burada Ana Fatma Salonu, Düzgün Baba Salonu, Muzur Baba Salonu vesaire falan. Bu biraz da burada bu isimleri kullanarak aslında topluma biraz şirin gözükme. Bu Alevilere şirin gözükme. İşte bu değer verdiğini, sembolik olarak değer verdiğini gösterme çabası. Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı üzerinden üniversitenin bu çabası bence beklenen bir çaba ve daha da artacaktır. Bu cemevleri üzerinden de, bence farklı cemevleri üzerinden de bu önümüzdeki dönemlerde bolca karşılaşacağımız şeyler. Alevi kurumları bence şu an sadece adlarıyla var. Yani pratikte yaptıkları kayda değer bir şey yok. Alevi kurumlarının bir enstitü, bir merkez gibi çalışmaları gerekiyor. Çünkü Alevi kurumlarının elinde bir kendi geçmişlerine dair bir arşivleri, bir müzeleri, referans gösterecekleri kayıtları yok. Yani biz Alevilerin en büyük kusuru bence sadece konuşuyoruz. Yani sadece konuşuyoruz ve sadece düşüncelerimizi aktarıyoruz. Hepsi bu kadar. Oysa bugün karşıda, bunun karşısında yer alan kurumlar ciddi bir arşiv oluşturuyor, ciddi bir külliyat oluşturuyor ve bunun üzerine düşüncelerini oturtuyorlar. Yani dolayısıyla benim şahsi kanaatim, Alevi kurumlarının bir an önce bir enstitüye dönüşmeleri, bir külliyat oluşmaları, arşiv oluşmaları ve bu Alevilikle ilgili, Alevi inancıyla ilgili kurslar vermeli. Yeni kuşaklara Alevilik inancıyla ilgili bilgiler vermeli. Bunu ne yazık ki Alevi kurumlarında biz göremiyoruz. Yani bunu sadece bir bağlama kursuyla, bunu bir folklor oyunları kursuyla, halk oyunlarıyla, bunlar bir etkinlik değil. Bakın şimdi ya birkaç milyonlarca Alevi'den söz ediyoruz. Fakat Alevilerin bugün bir akademik dergisi yok. Hakemli bir dergisi yok. Yani Alevilik çalışan insanlar, akademisyenler, yüksek lisansını yapan, doktorasını yapan arkadaşlarımızın gerçekten var olan Alevilikle ilgili yazacağı makaleleri yayınlayacak akademik dergi yok. Alternatif bir şey yaratmak lazım. Yani Aleviler bugüne değin sadece konuşuyoruz ve sadece eleştiriyoruz. Ama yerine ne koyacağız? Alternatifi ne olmalı? Evet, alternatifi şu olmalı ama niye yapmıyoruz bunu? Mesele bu. Bizim biraz evvel söyledim, bir kültür merkezleri, enstitüler oluşturmamız lazım ve bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Yoksa sadece konuşacağız ve sadece...